Merhabalar sevgili seyirciler. Bir kez daha Artı TV ekranlarında Mevzu Ciddi ile karşınızdayız. Bu hafta program ortaklarımdan Olga Selin Hünler ile birlikteyiz. Klinik psikolog doktor Olga Selin Hünler ile birlikteyiz. Ve Türkiye'nin tartışmayı bir türlü beceremediği bir meseleyi konuşacağız. O da otizmli çocuklar ve özellikle otizmli çocuklar etrafında onlara ve ailelerine karşı yapılan ayrımcılık. Bunun sebeplerini biraz konuşacağız. Aslında her türlü ayrımcılığın belli sebepleri var. Bu sebepleri konuşurken de sanki o ayrımcılıklar mazeret buluyormuş gibi falan oluyor ama hiç de öyle değil. Açıklamak lazım ki neyle uğraştığımızı bilelim ve oradan devam edelim mücadele etmeyi bu ayrımcılık tarzlarıyla ilgili. Ben sana hemen otizmli çocuk ne demek diye başlayayım. Bir kere onlarla ilgili konuşurken ürettiğimiz dilde de bir problem var. Oradan devam edelim. Tamamdır. Aslında otizm bir spektrum bozukluğu. Yani bir şey gibi düşün, yelpaze gibi düşün. Tek bir kutu ya da tek kategori olmak yerine eski adıyla yaygın gelişimsel bozukluk idi. Şimdi otizm spektrum bozukluğu olarak geçiyor. Tabii yani çok kabaca tarif edeceğim ama otizmli çocuklardaki bir takım problemler genellikle çok küçük yaşlarda ortaya çıkmaya başlıyor. Ama en fazla fark edildiği dönem sanıyorum işte 2-3 yaş. Çünkü konuşma başlamadığında birçok zaman aileler hani yolunda gitmeyen bir şey var diyerek fark ediyorlar. Ya da kimi zaman çocuk işte kelimeleri kazanmış olabiliyor ya da işte heceleme, ses çıkarma başlamış olabiliyor. Ama bir takım çocuklarda bunlar kaybedilmeye başlanıyor bir süre sonra. Çok önemli şüphe yaratan şeylerden bir tanesi çocuğun işte konuşmadaki gecikmesi ya da dil kazanımını kaybetmesi ve çevresine ilgisiz, tepkisiz olması. Örneğin adını söylediğinde dönüp sana bakmaması, seninle göz kontağı kurmaması. Yine önemli ipuçlarından bir tanesi duyusal problemler. Duyusal problemlerden de kastım şu, işte çocukların mesela da işte otizmli bireylerin yüksek sese karşı aşırı duyarlı olmaları, çok rahatsız olmaları. Yani herhangi bir otizmi olmayan ya da benzer bir problemi olmayan herhangi bir bireyin rahatsızlığından çok daha büyük bir rahatsızlık bu, yoksa hiçbirimiz bayıldığımız için değil. Mesela dokunmaya hassasiyet, hani koluna dokunduğunda bile bundan çok büyük rahatsızlık duyuyor olması. Işığa karşı mesela çok duyarlı olabilir otizmli çocuklar ya da otizmli bireyler. Kimi zaman dengeyle ilgili problemler olabilir. Düz yürümekte güçlük çekebilir, dengesini kaybedip bir tarafa yalpalayabilir. Bunlar genellikle ailelerin ilk dikkatini çeken belirtiler oluyor ve genellikle de hani bu şikayetlerle nörologlara ya da çocuk doktorlarına ya da çocuk psikiyatrlarına, psikologlarına başvuruyorlar. Peki bu bir kez anlaşıldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor aile ve çocuk için istersen? Çünkü ayrımcılığın başladığı yerde galiba tam orası. Sebebini de sormayacağım. Bildiğim kadarıyla bilinmiyor galiba o otizmin sebebi henüz. Bir takım genetik çalışmalar var ama mesela tekli gen ya da işte tek babada varsa çocukta olur, annede varsa olur gibi ya da hani böyle bir A ise B gibi bir ilişki kurulamıyor. Çok büyük olasılıkla daha komplike bir takım genetik geçişler araştırılıyor. Ama hemen şunu da söylemek istiyorum. Aşı ile otizm arasında hiçbir ilişki yok. Bunu niye söyleme ihtiyacı duyduğunu da bildiğim halde soracağım. Ki herkes duysun. Niye böyle bir şey soruyorsun? Nereden çıktı şimdi? Şuradan çıktı. Maalesef bu sadece yine Türkiye'ye has bir, çok özür diliyorum, manyaklık değil. Dünyanın birçok yerinde aynı anda pörtleyen çok acayip bir bilim karşıtlığının bir parçası. Şimdi dünyanın bir tarafında bu bilim karşıtlığı daha şeyle kendini gösteriyor. Daha işte spiritüel, yoga, meditasyon, bitkisel tedaviler falan olaylarından zevk alan, hoşlanan. Bunların içine bir farkı girmiş var ama yani bunlarla ilgilenirken, şimdi yoga ile ben de ilgilendiğim için söylüyorum, bunlarla ilgilenirken bilim karşıtı olmak gerekmiyor. Yok, bir kült gibi neredeyse bir grup bunlar ve hani bütün işte tedaviler reddediliyor, doktorlar, hekimler reddediliyor, modern tıp reddediliyor ve hani o çöp kaynatıp kanserle mücadele etmek, ne bileyim işte derin nefes alıp verip Alzheimer'ı yenmek falan gibi bir takım çok acayip fikirleri var. Bir de aşırı dinciler var.
öbür tarafta. Şimdi Türkiye'de de hani Batı'nın ahlakını almayıp kalkıp bütün bu saçmalığı resmen ithal etmiş durumdayız. Yani bu aşı karşıtlarının bir ucu eğitimli, sosyoekonomik düzeyi yüksek ama bir türlü bu bilimsel düşünceyi hayatına sindiremediği için saçma sapan böyle spiritual şeylerin peşine takılmış ve bir türlü kanıtlara da inanmayıp bunu bir böyle konspirasi, bir şey komplo teorisi içerisinde görmeye çalışan bir grup. Cehaletin o kadarı zaten eğitimle mümkün ancak. Yetişkin bir de öbür tarafında işte vay efendim bizim soyumuzu kurutmak istiyorlar. Zaten işte burada yabancı güçlerin oyunu, aşının içinde domuz bilmem nesi var gibi saçma sapan bir başka komplo teorisi. Bu sefer din tarafından, dincilik, anlaşıldı, boş ver. Ne denir? Kılıfı, çerçevesi, paketiyle geliyor. Yani ve bunun ne yazık ki aslında tüm bu yanlış inançların ilk altında yatan şey bir manipüle edilmiş bilimsel araştırma. Evet. Zamanında çok saygın bir tıp dergisinde yayınlanıyor. Aşılar otizme neden olur, içinde ağır metaller vardır diye. Ondan sonra fark ediliyor ki bu sonuç gerçek bir sonuç değil, doğru bir sonuç değil. Bunu yayınlayan bilim insanı sonuçları manipüle etmiş. Makale yayından kaldırılıyor, bir açıklama yapılıyor ve meslekten men ediliyor. Ama o günden bugüne aynen aya hiç basılmadı gibi, hiç... Ya da dünya düz gibi. Dünya düz gibi aşıda otizme neden oluyor? Ben de yer çekimine karşıyım. Yok zaten. Evet, gök itimi var. Şey yapıyorsun ki çok yani ağır geliyoruz o şeylerde, baskülerde falan karçlaştığımızda. Gök itimi çünkü yukarıdan bastırıyor. Ona da karşıyım. Ya olmasın kardeşim. Şimdi tekrar otizme dönüyorum. Aşılarla otizmin hiçbir alakası yok. Aşı yaptırmamak çok daha başka ve çok ölümcül olabilecek sağlık sorunlarına neden olur. Hani ve yalnızca aşı yaptırmadığınız insana da olmaz o. Tabii ki yani hem orada bir şeylerin şekil değiştirmesine neden oluyorsunuz. Hastalığın şekil değiştirmesine hem de diğer çocukları risk altına sokuyorsunuz. Ya belki de hakikaten her programı şeyle açalım artık. Ya bir Wikipedia neden kapalı? İki aşı hayat kurtarır. Kesinlikle. Şey yapalım. Biz konuşurken gözümüzde dolaşsın onlar. ve evet bunun dışında hala nedenleri araştırılıyor. Ne yazık ki bizim ülkemizde sadece yine bizim ülkemizde değil, başka yerlerde, durumlarda da gözlenen bir şey. Sanki bu tür hastalıklar bir şeyin cezasıymış gibi Allah'ın görülebiliyor. Cezası. Yani işte anne babanın yaptığı bir yanlış davranışın sonucu olarak çocuğu böyle dünyaya geldi diye. Tabii ki bununla hiç alakası yok. Ama bu tür inançlar sebebiyle de tabii bu çocuklar çok daha fazla ayrımcılığa maruz kalabiliyorlar. Onlar geçmeden önce, çünkü biliyoruz ki ayrımcılığa maruz kalıyorlar, biliyoruz ki hayatları zorlaştırılıyor. Fakat zannediyorum o teşhis bir kez konduktan sonra olanları konuşursak, ayrımcılığa hangi aşamalarda ve nerelerden maruz kalıyor bu insanlar, onu daha detaylı bir şekilde görme şansımız olur. Teşhis kondu, sonra ne oluyor? Teşhis konduktan sonra özel eğitime ihtiyacı olan bütün çocukların bu ihtiyaçları aslında devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Yani tabi bunlar hep şey, kağıt üzerinde söylenen şeyler. Pratikte çok bu kadar da hani pürüzsüz işlemiyor bu süreç. Fakat yapılan bütün anlaşmalar, bütün konuşmalar, bütün sözleşmeler, bütün çocuklar gibi otizmli çocukların da eğitime erişim hakkının bir insan hakkı olduğunu ve bunun kesinlikle sağlanması gerektiğini ve bütün katılımcılar tarafından sağlanması gerektiğini söylüyor. Yani 5 ana başlık altında raporlar toparlanıyor genellikle. Bu arada işte Türkiye Otizm Meclisi'nin verilerine baktım. Hani şu an itibariyle Türkiye'de 550 bin otizmli birey var. Ama bu bireyler yani bir rapor alarak, tanı konarak tespit edilmiş bireyler. Bir de yani spektrumun semptomlarının daha hafif olduğu uçta belki de hiç başvurmamış ya da işte bir tanı almamış bir takım çocuklar ya da işte spektrum içindeki yetişkinler de var. Ama 3 aşağı 5 yukarı bir rakam, net bir rakam değil ama 550 bin
civarında otizmli birey var. Hem bu çocuk hem yetişkin. Yani birincisi tabii bu, şunu unutmamak gerekiyor. Yani bu geçen bir durum değil. Yani hani bir ilaç tedavisiyle ya da işte ameliyatla şunla bunla yarın otizmsiz kalkmayacak çocuklar ve yetişkinler, otizmli yetişkinler. Bu yaşam boyu sürecek bir durum. Belki hani bunu durum diye, condition diye tanımlamak bu anlamda çok daha iyi. Çünkü bu bununla yaşanacak bir durum. Ve hani illaki bütün otizmli çocukların gelişimi, progresi birbiriyle aynı olacak diye bir şey de yok. Çünkü başka faktörler de var çocuğun işte arkadaşlarıyla uyumunu belirleyen ya da işte okul başarısını belirleyen. O yüzden de hani şey de demek değil. Otizmli Ahmet de otizmli Mehmet aynı şekilde gelişmeyecekler. Onların bireysel farklılıkları da yaşam ve öğrenim katılım süreçlerini etkileyecek. Ama 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programları var ve bu çocukların buradan eğitim alma hakları var. İlköğretimde okul programları var. Orta düzeyde öğrenme yetersizliği olan çocuklar için yine bir ek eğitim programı var. Eğitim uygulama okulu eğitim programları var. Bir takım meslek öğrenimleri için mesela yönlendirilebilecek ve öğretmenler tarafından hazırlanacak kaynaştırma, birebir ya da grup eğitim programları var. Tohum Otizm Vakfı'nın 2019 raporuna baktım. Orada iki tane programdan bahsediyor. Bir tanesi kaynaştırma denen bir program. Burada özel gereksinimli çocukların genel eğitim sınıflarında hem akademik hem de sosyal olarak yararlanacağı yerler yaratmak. Ve bu modelin altındaki düşünce bu deniyor. Tipik gelişen akranlarıyla beraber olduklarında, aynı materyalleri kullandığında, işte genel eğitim sınıfından yararlandığında ve işte ödevlerde, derslerde onlar için hani bir takım uyarlamalar yapılabiliyor. Bütünleştirme anladığım kadarıyla daha yeni bir model önerilen. Burada da özel gereksinimli çocukların çok belirgin kazanımları olmasa bile yine tipik gelişen akranlarıyla aynı ortamlarda eğitim almaları ve gereksinimleri olan desteklerin sınıf ortamında sağlandığı bir model diye tanımlamış. Dünyaya alıştırma yeri. Evet. Yani burada akademik becerilerinden çok sosyal becerilere odaklanılıyor. Yani işte arkadaşıyla günaydınlaşması, arkadaşıyla sohbet etmesi, işte ne bileyim onunla beraber sınıfta oturması, onunla beraber dersin başından sonuna kadar dersi takip etmeye gayret göstermesi, belirli saatlerde işte sessiz kalması gerektiğini öğrenmesi ya da işte oyuncaklarını paylaşması gerektiğini öğrenmesi gibi. Ve bu bütünleştirme programlarında da okulların özel gereksinimli çocuklar için gereken düzenlemeleri yapmaları gerekiyor. Yani çocuğa kalkıp işte ışıktan mesela çok rahatsız olan bir çocuğa floresan ışıklı cayır cayır beyaz ışık altındaki bir sınıfa katlanacaksın sen 50 dakika hiçbir yere kıpırdamadan demek yerine o çocuğun daha az rahatsız olacağı mesela bir ışıklandırma sistemini yapmak okulun yapması gereken şeylerden biri bu modele göre. Ve yani her iki modelde de önerilen şey minimum kısıtlayıcı ortam. Yani özel gereksinimleri var bu çocukların ama yapılması gereken şey tipik gelişen akranlarıyla birlikte genel eğitim sınıflarında hep beraber olabilmeleri. Ve böylece de özel gereksinimli çocukların akranlarıyla eşit koşullarda hem eğitime ulaşmaları hem de sosyalleşmeleri. Bir taraftan da nitelikli bir eğitim almaları. Yani onlar ayrılmış ayrı sınıflarda, kapalı yerlerde, kimsenin görmeyeceği işte arka kapılarından girilen ve kriz de burada çıkıyor galiba. Yes. Yani birkaç ay önce karşılaştığımız bu velilerin otizmli çocukları yuhaladıkları mevzunun arka planı bir hayli konuşulmuştu orada. İşte muhtarın da dahli çıktı bilmem ne vesaire falan şey hikayesi vardı. Benim anladığım bütün o okuduklarımdan o esnada yöre halkı diyeyim artık. Yöre halkı okulun tamamen otizmli çocuklara ayrılacağı yolunda bir dedikodu duymuştu ve buna tepki veriyordu. Ben de öğretmen çocuğu olduğum için şeye alışığım. İşte
sınıfta biraz daha yavaş gelişen bir çocuğun diğerlerini yavaşlatıyor olmasıyla ilgili veli şeysi gelmesine, şikayeti gelmesine alışım. Bu biraz öğretmenin ve okulun nasıl bertaraf ettiğiyle ilgili bir şey olarak işte 80'lerde, 90'larda yaşımda ortaya çıkmış oluyor. Geçiyordu ve sanki daha insani bir şekilde hallediliyordu. Yani hani öğretmenin kendinde böyle bir görev üstlenmesi, inisiyatif alması bu konuda gerekiyordu. Ve alıyorlardı onlar da, özellikle küçük yerler dediğim. Fakat şeyde otizmli çocuklardan bahsetmiyorum. Yani işte biraz daha yavaş öğrenen otizmli çocuk başka bir şey. Şimdi burada gördüğümüz şeyde benim ilgimi o çekti. Yani şu söylediğin programlar vesaire ölçeğinde yukarıdan şey yapılmış, dizayn edilmiş, tasarım edilmiş bir mevzu var. Ama bu mevzunun o yerelde nasıl uygulanacağı, ne türlü anlatılacağı, yani bunun PR diyeceğim ama bunun bir şeyi gerekiyor. Şey demeyeceğim, diğer ailelerin buna alıştırılması gerekiyor falan demeyeceğim. Ondan bahsetmiyorum, alışmayı versinler. O kadar önemli değil. Fakat bunun bir anlatılması lazım çünkü bu oradaki otizmli çocukların da yaşam kalitelerini gördüğümüz gibi tehlikeye sokan bir şey. Sen ne gördün o hikayede, ne dersin? Bu pratikte neye dönüşüyor? Çünkü mükemmel bir ikili sistemden bahsediyorsun. Her şey düşünülmüş gibi duruyor falan ama uygulamada yani şaşırtıcı bir şekilde hakikaten Türkiye'de hani özel eğitim yönetmeliği birçok başka yönetmeliğe kıyasla daha eli yüzü düzgün, daha en azından kağıt üzerinde işleyen ve hak tanıyan bir model. Yani 2018'de bir yönetmelik çıkarıldı. Bunun 22. maddesi özel gereksinimli bireylerin akranlarıyla aynı sınıfta tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı bütünleştirilecekleri vurgulanıyor diyor. Tohum Otizm Vakfı'nın raporunda. Yani hakikaten her konuda ayrıştıran yönetmelikler bu konuda o kadar da kötü işlemiyor. Yani hazırlanmamışlar. Bu konuda. Evet, ama bu sefer de bunun yerelde uygulanmasıyla ilgili çok ciddi problemler var. Çünkü insan kaynağı da önemli bu tür hikayelerde. Yani yönetmeliği yazarsın ama onu uygulayacak insan kaynağı biraz da o hocayı falan nerede yetiştirdiğinle ilgili galiba o müdürün o okula nasıl müdür olduğuyla ilgili. Pardon, kestim. Yok çok doğru şeyler söylüyorsun bence de. Çünkü yani ne yazık ki özellikle iş idareciliğe geldiğinde artık yetiler, beceriler, bilgiler, liyakat tamamen şey kaldırılmış durumda, rafa kaldırılmış durumda. Yani onun yerine işte bir takım yakınlıklar, yanlılıklar, tanışıklıklar, networkler söz konusu. O yüzden de yani birçok kurumdaki artık yönetici pozisyonundaki kişilerin gerçekten de ne öğretmen vasfının ne eğitimcilik vasfının ne de yöneticilik vasfının ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de işte söz konusu kriz anlarında tırnak içerisinde bunların yönetimini yapıp düzenlemesini yapmak ve bir irade koyabilmek için. Yani bu hikaye içerisindeki bence en korkunç şeylerden bir tanesi muhtarın bir seçim kampanyası olarak otizmli çocukları buradan atacağım demesi. Yani bu aslında bu durumda otizmli çocuklar için ortaya çıkmış bir şey ama bence bu cümlenin içine her şey konabilir. Yani oyalmak için sarışınları atacağım da denebilir. Oyalmak için işte eşcinselleri atacağım da diyebilir. Oyalmak için kadınları atacağım da diyebilir. Hakikaten bu bir aslında içine düştüğümüz iklimin bir yansıması. Yani uzaydan gelen bir sorun tabii değil. Tabii hayatın her alanında ayrımcılık yapacaksın. Burada bütünleştirici ya da ayrımcılığı neredeyse teşvik edeceksin. Konya'daki şeyi hatırlıyorum işte Yahudilerle ve Hristiyanlarla dost olmayınız diye. Tamam Kur'an'dan bir ayet ama onu şeye yazman gerekmiyor. Kur'an bir kitap hani orada senin kutsal kitabın da olabilir ama onu otobüs durağına yazdığın zaman başka bir şey söylemiş oluyorsun. Kusura bakma yani hani orada ön plana çıkarabileceğin başka bir sürü ayetler de var. O anlama hiç de gelmeyen ve evet, o anlamı yani bertaraf edebilecek. Onları çıkarmak yerine onu çıkardığında sen açıkçası hayatın bir alanında hem de kamu kurumları eliyle hem de olabilecek en kamusal alanda ayrımcılığın bir türünü teşvik etmiş oluyorsun. Ümit Kıvancı muazzam bir yazısı vardı. Belki sen de görmüşsündür. Yanılmıyorsam Gazete Duvar'da işte bu okulda yaşanan
olay üzerine yazdığı, hani şey söylediği, biz de iç içe iki toplum yaşar aslında, bunlar aynı toplumdur, biri bir taraftan çok alçak gönüllü, verici, sevecen vesaire gibi görünür, öbür tarafı da kötülük için hani fırsat kollayan, işte ihbar eden, işte iyilikten huzursuz olan bir şeydir, ne denir, hani aynı şeyin iki yüzü gibi, evet, aynı toplumun iki yüzü gibi. Yani ve işte otizmler gibi olan, diğerlerine benzemeyen herkesi. Azıcık ters köşe bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, lütfen. Şimdi biz biraz da olayın üzerinden bir hayli zaman geçtikten sonra konuşuyoruz bunu. Ona da güvenerek başka bir açıdan sormak istiyorum. Şey çok konuşuldu, yani ayrımcılık pratiklerinin hele bu kadar genç yaşta, bu kadar kırılgan, çünkü çeşitli duyarlılıktan bahsediyor, kendisine dokunulmasından bile rahatsız olabilecek insanları sokakta, okulun önünde yuhalamak hakikaten acayip büyük bir kasıt. Bunun o insanlarda, onların ailelerinde nasıl etkiler bırakabileceği üzerine bir hayli konuştu. Ben ters köşe yapmak istiyorum. O aileler kendi çocuklarına ne yapmış oldular? Kötü örnek oldulardan öte bir şey. Otizmli olmayan aileler. Yani o yuhalayan aileler, kendi, çünkü okul çıkışında olduğu için kendi çocukları da oradalar. O aileler kendi çocuklarına ne yaptılar? Kötü örnek oldular, eyvallah, bana ne ondan. Ama bence o çocukları da kırılganlaştırdılar orada. Çünkü bir başkasının çocuğuna bu kadar rahatlıkla ailesinin böyle bir şey yapabildiğini gören bir çocuğun, ben bir kere ebeveynine güvenini kaybedeceğini düşünüyorum. Çünkü çirkin bir şey görüyor. Çünkü çocukların böyle şeyleri büyüklerden daha iyi anladığına dair acayip çok sayıda deneyimim var. Daha saf bir şekilde, saf derken naif anlamında söylemiyorum, daha pure bir şekilde, çıplak bir şekilde mevzuları görmek gibi bir yetileri oluyor çocukların. O kötü örnekten bahsetmiyorum, bana ne hakikaten, yani hani olsun kötü örnek. Fakat orada o çocuğu da yaralayan, yani adına ayrımcılık yaptığı çocuğu da yaralayan bir şey yapıyormuş gibi geliyor bana, adını koyamıyorum nedense. Yani hani çocuklar bunu ne kadar bu bahsettiğin terimlerle anlıyorlar ya da tabii deneyimliyorlar bilmiyorum. Yok, ama değil, çok basit bir yerinden, senin yan yana aynı sırada oturduğun bir arkadaşın var. Ve çok güzel zaman geçiriyorsun. Evet, senden farklı davranıyor. İşte ne bileyim, bazen bir ses çıkarıyor ya da bazen kendi çevresinde dönmeye başlıyor. Bazen belki sınıfta oturmaktan rahatsız oluyor ama siz arkadaşsınız. Bir şekilde sen o çevresinde dönmeye başladığında ona nasıl davranacağını biliyorsun. Ve birbirinizi seviyorsunuz. Ondan sonra okuldan çıkarken senin annen o arkadaşını yuhalıyor. Ve o çocukla konuşma diyor. Onunla görüşme diyor. Yani neden olduğunu anlamıyor bu çocuklar bunun, neden ailelerinin böyle davrandığını anlamıyorlar. Belki arkadaşlarıyla arkadaş olmaya devam etmek istiyorlar. Her gün girdikleri sınıfta bir tansiyon var, bir gerilim var. Yani çocuklar bunu belki kelimelerle ifade etmiyorlar. Ama bir sünger gibi tüm o gerilimi aslında içlerine çekiyorlar. Çok büyük olasılıkla onlar da daha hırçın davranmaya başlıyor. Çok büyük olasılıkla onlar da daha kavgacı davranmaya başlıyor. Ama bu anne babaların yaptığının sadece çocuklara değil, tabii topluma da verdiği bir mesaj var. Çünkü bu anne babalar diyorlar ki, tırnak içinde, doğru çocuk benimki. Benimki. İşte hiçbir farkı olmayan, aynen bir tornadan çıkmış ve birbirine benzeyen, ne işte birazcık daha sesi çıkan, ne birazcık daha kenarda kalan, ne işte gelişiminde bir farklılık olan, ne görüntüsünde bir farklılık olan, ne fiziksel yapısında bir farklılık olan, ya yani engelli olmayan, işte bir gelişimsel farklılığı olmayan, ten renginde bir farklılık olmayan, isminde bir farklılık olmayan bir çocuk var ortada. Hani vasatı 40 çöp kibrit kutusu gibi. Ve bu aileler diyor ki bunun doğrusu, normali, normu bu. Ve bu, bir tek norm olanın eğitime hakkı olmalı. Bir tek norm olanın erişimi olmalı. Bir tek norm olan ortada olmalı, ortada görünmeli. Diğerlerini aynen hani şey, böcek ilaçlar gibi ilaçlamalı ya da daha yüce gönüllüysek arka kapılardan sokup kimsenin görmediği sınıflara koymalıyız.
Bir de yani hani bu verilen mesaj hiçbir farklılıkla beraber yaşamayacağım demek. Sadece çevremde benim gibi bana benzeyen normu oluşturabilecek insanlar olsun demek. Bunların yaşam hakkı olsun demek. Bunların eğitime erişimi olsun demek. Bunların sokakta oynamaya, dolaşmaya hakkı olsun demek. Ve daha da bir üst katmanında verdiği mesaj da şu: tüm bu hikayenin, bu insanlar bunu talep ettikleri için asla ve asla cezalandırılmayacaklar. Emin değilim, bu sefer biraz farklı olabilir. İş biraz farklı bir yerlere gitti çünkü hani bu o hikaye bu kadar fazla duyulmasaydı, üzerine bu kadar konuşulmasaydı muhtemelen gitmezdi ve o kurum içerisinde mesela müdür hemen görevden alındı, yerine başka birisi atandı, işte valilik özel bir şey oluşturdu vesaire. Takip edelim yani. Zaten söyleyeceğim de oydu. 6 ay sonra başka bir yerde müdür olacak çünkü. Söyleyeceğim de oydu. Bunda emin değilim. Yani burada kötü bir sınav verildi çünkü orası beklemediği bir yerde. Hani mevzu İmam Hatip Lisesi, Kur'an kursu, başı açık bir kıza bilmem ne yapılması falan olsaydı haklısın olabilirdi. Burada başka bir yer oldu. Başka bir yere değdi sanki. AKP burayı düzgün yapıyor vesaire falan demiyorum. Bu o kadar ideolojik çerçevenin dışında, bir de oranın AKP'liyle ilgili vesaire falan bir sürü bir şey söylendi. O kadar ideolojik çerçevenin dışında beklemediği yerden bir atmakat yedi ki kendi şeysinden, kendi kitlesinden. Şöyle söyleyeyim. Diğer taraflarda ürettiği şeyi, ne diyeyim, söyleme, arsızlığı meşrulaştıran bir sürü bir şey var. O arsızlığın her yere sirayet ettiğini ve artık meşru olmadığını gösteren bir tür sağlama kümesi gibi bir işlev gördü. Onunla ilgilenme biçimi, o yüzden ben birazcık takip ettiğim için söylüyorum. Yani, aklamak için de söylemiyorum. Yok, beklemediği bir şey oldu. O yüzden takip edilmesi lazım. Çok az zamanımız kaldı. Ben de uzatmak istemiyorum. Hakikaten takip edelim sonra nereye varacak. Yani sen gazeteci olduğun için takip edelim diyorum. Bitirmeden sadece mini minik şey söylemek istiyorum. İşte sosyal medyada ya da işte internette otizmle ilgili olarak hak savunuculuğu yapan çok şahane insanlar var. Anneler var. Otizmli çocukların anneleri var. Daha çok anneler gerçekten. Babalar da var ama daha çok anneler. Projeler var, işte otizmli çocuklarla ya da özel eğitime ihtiyacı olan ya da atipik gelişen çocuklarla ilgili çalışan dernekler var. Yani doğru bilgi almak için lütfen bu kaynaklara başvuralım. Lütfen onlarla konuşalım, onları dinleyelim, onların anlatacaklarına kulak verelim. Çünkü deneyimi yaşayanlar o, işte bu uzmanlarla çalışanlar onlar. Bunun bilgisine haiz olan onlar, lütfen hani, ve bunu paylaşmak için de ellerinden geleni yapanlar onlar, hani o lütfen yüzden orayı dinleyelim. Ben son bir şey daha söyleyeceğim, sonra kapatıyorum programı. Galiba bu işin, ya az önce sorduğum soruda hani o kendi çocuklarına ne yapıyor falan, bütün o söylediğin benim evladım normdur hikayesi, o evladın hayatını zehir eden bir şey aynı zamanda. Çünkü vasata indirgemek bir çocuğu belirsiz bir gelecekte onu ailenin kendi görebildiği standartlarla idare etmeye zorlamak demek. Bu da küme düşürmek demek esasında. O yüzden mümkün olduğu kadar çok farklılıkla çocuğun yargılamadan ve onunla kavga etmeden, kavga ediyorsa da farklılığa yenilmek suretiyle, hakikaten yenilmek suretiyle, şey değil, ikna olmak, kani olmak değil, eyvallah abi falan demek zorunda kalmak suretiyle geri çekilmesi lazım ki esneyebilsin. O yüzden bence o ailelerin en büyük kötülükleri, en büyük kötülüğü tabii ki oradaki otizmli çocuklara ve ailelerine yapıyorlar. Fakat kendi çocuklarına yaptıkları kötülük de öyle az buz bir şey değil, değil gerçekten. Aslında. Demek istedim. Efendim, bu hafta da programın sonuna geldik. Gelecek hafta Ekrem Düzen'le birlikte olacağız. İyi akşamlar.